İyi günler pek sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümümüzde veya bunu ne zaman izliyorsanız bir ayarlar menüsü yapmıştık. Bu bölümden önce onu izlerseniz güzel olur. Bu bölümün içerisinde ses sistemi nasıl yapılır? Hatta sesleri nasıl ayırabilirsiniz? Slider'la beraber o sesleri nasıl artırıp azaltabilirsiniz? Bunu öğreteceğim. Şöyle play diyelim. Neler yapmıştık? Hemen hızlıca bir anımsayalım. Anımsadıktan sonra da istiyorsanız nasıl yapabileceğimize dair hızlıca bir geçiş sağlayalım. Bakalım açıldı mı? Ha gayret açılacak. Şeye basmadım mı yok? Basmamışım sanırım. Evet, ESC'ye basınca gördüğünüz gibi bu pause menümüz çıkıyor. Eğer izlemediyseniz pause menüsü videosunu izledikten sonra hemen gelin. Zaten çok sürmüyor. Şimdi arkadaşlar bu pause menümüzü açalım. Ve bir ayarlar menüsü yapalım. Yani ayarlar menüsü dediğimiz şey ne olacak aslında? Bu vertikal box gizlenecek. Yeni bir box açılacak. Burada yeni bir alan açılacak. Onun için şöyle yapabiliriz. Bu vertikal box'ı menü box olarak değiştiririz. Bu şöyle gizli ya. Gizliyi kapatalım. Sonra yeni bir vertikal box atalım. Vertikal box'ı şöyle kanvasın altına alalım. Şöyle yine ortaya alalım. Pozisyonlarını sıfırlayalım. Böyle 0.5 0.5 diyelim. Boyut olarak da size'ın x'ini 800, y'sini de 500 olarak ayarlayabiliriz. Bunu birazcık aşağı indirmek için pozisyon y'sini şöyle yapalım. Ve bir bakalım nasıl oldu. Yani gayet güzel. Şimdi bunu ayarladıktan sonra içine bizim bu bölümün içerisinde sadece sesi, eğer istiyorsanız bir sonraki bölümde de grafik ayarları nasıl kaydedilir bunu gösterebilirim. Belki bir sonraki bölümde de genel bir setting save nasıl yapılır bunu da gösterebilirim. Bunlar tamamen ihtiyaca göre. Şimdi bir slider çekeceğim arkadaşlar. Slider yazınca var zaten gördüğünüz gibi. Bundan bir müzik için normalde bildiğiniz gibi oyunlarda çok ayrılır da biz iki tane yapalım. Müzikler ve diğerleri gibi. Ambiyans deriz diğerine de. Normalde işte karakter sesi, konuşma sesi, normal silah sesi falan bayağı ayrılır 6'ya 7'ye. İsteyen adamlar öyle ayırır. Ama biz şimdilik iki tane slider oluşturalım. Bu sliderlara fill dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sıkıntısı var. Ha bir de bir tane buton koyalım geriye gitmek. Buradan çıkın. Böyle. Fil olsun. Şöyle bir sıkıntısı var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradaki çizgisi çok ufak, şu çok ufak falan. Bunu şöyle çözüyorsunuz. Bu önemli. Burada style açtığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam bar thickness diye bir şey var. Bar thickness'ı artırdım mesela 20 yaptım. Bunda da 20 yapayım. Aynı zamanda da şu dostumuzun boyutu var. Onun için de normal ve şeyi aynı anda ayarlamanız gerekiyor. Çünkü hem normal bir de üzerine gelince hover doluyor ya, o yüzden image size'ların ikisinin de aynı ayarlamanız gerekiyor. Yani 45'e 45 yapayım. Bir yanlış şeye bakıyorum. Tamam, bakmam gerekiyor, bu değil. Böyle geri geldim. Şuna bakacaksınız arkadaşlar. Bu tam ya, parmak gibi. Ha gayret. O da olması mı gerekiyor? Ha bu Howard. Şuna bakmamız gerekiyordu. Benim hatam arkadaşlar. My apologies. Bazen biz de insanız, hata yapabiliyoruz. Şunu da aynı yapmamız lazım. Hover'da yani üzerine gelmiş olana direkt bakamıyoruz ya. Şunu silip direkt şunun bir duplicate'ini alacağım. Evet, gördüğünüz gibi güzel oldu. Hatta bu sliderların başlarına da bir tane ne olduğuna dair bir text koysak güzel olur. Onun için de yapmamız lazım. Onun için de bunu bir horizontal box'ın içine alacağız ki sol tarafına bir yazı koyalım. Onun için horizontal box'ı direkt bakın şöyle yapın. Wrap deyin, yani sarma. Direkt horizontal box derseniz bu horizontal box'ın içine alıyor. Ha öyle de yapardınız ama bence çok mantıklı değil. Şöyle text diyelim. Sonra teksti şöyle sürüklediğiniz zaman gördüğünüz gibi içine geldi. Şöyle ortalayalım.
Daha sonra şunu da sol taraftan birazcık padding verirsek. Aynen. Gayet güzel oluyor. Buraya mesela müzik yazacağım. Sonra bu horizontal box'ı bir tane duplicate edeceğim. Buna da ambiyans yazacağım. Ambiyans böyle yazılmıyor. Nasıl yazıldığını bulamazsam deli olurum. O yüzden ambiyans yazıyorum. Bakın sakın Türkçe yazmayın arkadaşlar. Aman diyeyim ha. Gördüğüme zaten çok kızıyorum. Soldan da böyle şeylerde biraz padding vermek iyi oluyor bu arada. Yani çok dibinde durmasın. Ona dikkat edelim. 25, 25. Bu birazcık daha solda mı oldu yoksa aynı mı oldu? Ha bu arada bu da böyle şuna bir yüz yapıştırırsak nasıl oluyor? Güzel olmadı. Bunu nasıl yapalım? Bunu otoda bırakırsak nasıl oluyor? Bunu fill diyelim. Bu aynı zamanda da biraz da şeyi öğretiyorum. Aa, normal şeyde kalmıştı canlı yayında. Şöyle yapayım. Farkı ne ki? Aynıymış, farkı yokmuş. Neyse. Burada arkadaşlar oto derseniz çok sıkışıyor. Biz ne yapmak istiyoruz aslında? Bir taraftan da kısaltmak istiyoruz ama soldan sağdan kısaltma biçimimiz atıyorum 100 100 ise üstten alttan o kadar olmayacak gibi düşünüyorum. Aşağıdan verirseniz ama böyle oluyor. Ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz aslında. Birkaç farklı şey düşünülebilir bu arada. Yani bunu verdikten sonra butonu size box'la kapatıp size box'ın boyutunu biraz artırırsanız buton direkt olarak istediğiniz konuma gelir. Ben genelde böyle yapıyorum bu arada. Böyle tatlı oldu bence. Yine padding'i buradan verebilirsiniz diyorsanız. Mesela bir tane text koyalım. Back yazalım içine de. Fontumuz da şuydu. Böyle yapmıştım. Aynı olsun diye yapıyorum. Burada bir de ekstra şey yapabiliriz. Tam aynı yerde başlasın diye şuna ekstra bir padding verebiliriz. Sayede aynı yerde başlamış gibi olur. Bunlar tamamen göz kararı yapmanız gereken işler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık uğraşmak istiyor. Eliniz çok yavaş, eliniz çok hızlı değilse ve birazcık zorlanıyorsanız çok normal. Problem yok. Back butonun ismini yazalım. Bir de şuradaki sliderların ismini. Ambiance Sound Slider. Gördüğünüz gibi İngilizce kelimeleri yazarken fazla fazla yazmaktan hiç çekinmiyorum. Net ve mantıklı olmasını istiyorum. Ha tabi oturup da paragraf yazmayın ama 2-3 kelimeli şeylerden çekinmeyin. Müzik Sound Slider. Bunun variable olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü aşağıda gördüğünüz gibi on value change diye muhteşem bir şey var. Yani değer değiştiği zaman içindeki değeri direkt atabiliyoruz. Yani ben şimdi öncelikle şu butonun basmasını bir yapayım. Şimdi ben bildiğiniz gibi şu menüdeyim normalde. Açıldığında bu menü açılacak. Ha bu arada bunun da arka plan rengini şuradan alayım da. Böyle kaydetmek için de arkadaşlar şunu tutup buraya sürükleyebilirsiniz. Bu sayede kaydolacaktır. Ben tekrar gelip bunu seçtiğim zaman benim yeni butonumda aynısı oldu gördüğünüz gibi. Ha şey söylemedim. Bilmeyen arkadaşlar için. Slider'ların bayağı her şeyini özelleştirebiliyorsunuz. Tipini, image'larını, slider'ın rengini, handle'ın rengini falan. O tamamen size kalmış. Ben o taraklarda pek bezim yok. Değeri falan da direkt buradan değiştirebiliyorsunuz. 0 ile 1 arasında gidiyor zaten değer. Genelde yani öyle bırakmanız sağlıklı olur. İsterseniz değiştirirsiniz. Tabi vertikal de yapabilirsiniz. Dikey bazı oyunlarda bunu da isteyebilirsiniz. Tabi bunu sadece ses için düşünmeyin. Yani slider içeren her şey için yapabilirsiniz bunu. Mesela aklıma şu an şey geldi. Bir tane obje var.
Kalkıyor mesela bir inşaatta araçlar oluyor ya, kaldırıyor, winch'ti galiba ismi. Winch var. Winch'in ayarlamak için böyle sliderları çekiyorsun mesela dijital bir ekranda. 3D bir widget olarak mesela bilgisayar yapma bölümümüzde bir 3D widget yapmıştık. Benim babamın genetikleri de benim taşlara iyice vurmuş. Şurayı ben çocukken düştüğüm için oldu, o şey değil ama neyse, çok da samimi bir video olmasın o kadar. Şimdi arkadaşlar bastığım zaman normalde menü geliyor zaten. Settings menüsüne bastığım zaman menu box kendini kapatacak. Buradaki settings box kendini açacak tekrar, tamam mı? Onun için ne yapmamız lazım? Bunların da bir variable olması lazım ki kapatıp açalım. O yüzden box'ları da gördüğünüz gibi variable yaptım. Default olarak menu box gözükecek, setting box gözükmeyecek için böyle bıraktım. Graf'a geldim. Buradan arkadaşlar settings butonuna bastığım vakit settings box set visibility visible ve menu box'ın set visibility'si ne olacak? Unvisible. Hidden olacak. Collapse de diyebilirsiniz. Bunların farkını da bir video içinde anlatmak istiyorum. Aslında kritik bir farkı var ikisinin. Önemli yani. Onu da belki bir video içerisinde anlatırım. Çok talep olan bir şey değil ama böyle şeyler önemli. Bir de geri butonuna bastığımız zaman back butonuna, bunların tam tersi yaşanacak aslında. Settings hidden olacak. Bu da visible olacak. İstiyorsanız bir deneyelim. Şöyle bir kapattık. İkisi de açık şu anda. Çünkü buradan yaparken burada basmanızın hiçbir anlamı yok. Sadece widget üzerinde kapatıyor. Mesela kapatmak istediğimiz settings menüsüne gelip buradan direkt hidden dememiz gerekiyor. O da önemli bir detay. Yani buradan kapattığınız zaman siz böyle çalışırken, tasarlarken kapatıyormuşsunuz gibi. Mesela settings'e bastık. Gördüğünüz gibi düzgünce çalışıyor hepsi. Slider'lar da oynuyor. Geri açıldığım zaman aynı kalıyor. Save yok ama nerede kaldığını hatırlıyor gördüğünüz gibi. Problem yok o konuda. Şimdi biz asıl kısma geldik, yani tasarımını bitirdik. Önemli olan şey arkadaşlar ses sisteminin nasıl çalıştığını anlamak aslında Unreal Engine içerisinde. Unreal Engine içerisinde ses sistemi mikserler üzerinden çalışıyor aslında. Aslında ses genel olarak, sesle ilgilenen arkadaşlar varsa her yerde bir mikser görürsünüz. Yani en basitinden bir OBS açmaktan tutun, bir oyun motorunun içinde, bir Spotify'da, bir yerlerde vardır. Onun için buraya bir tane klasör açacağım ve sound yazacağım. Her şeyi bu içinde tutacağım varsayarak. Audio'ya geleceksiniz arkadaşlar. Class'a gelip sound class oluşturacaksınız. Birinci class'ımız ne olacak bizim? Bu class'lar tipler aslında. Birincisi müzik class olacak. Sound class'ları nasıl isimlendirir bilmiyorum. Belki başına SC yazmak gerekiyordu. İsimlendirmediğim bir şey. Şöyle SC müzik yazayım. Bir tane daha oluşturayım. Duplicate ettim. İkincisi de Ambience. Ambience diye mi yazılıyordu? Ambience. Doğru. Şimdi bunları açtığınız zaman arkadaşlar burada hiçbir şey olduğunu görürsünüz zaten. Yani şey, bir sürü ayar var ama buradaki amacımız zaten şunu gösterince daha iyi anlayacaksınız. Şurada arkadaşlar tekrar class'lara gelince mikser olduğunu görürsünüz. Buraya sound mikser yazacağım ben. Açtığınız zaman arkadaşlar burada sound class'lar var. İki tane bizim zaten, iki tane ekledim. Ekledikten sonra bu çıkan şeyler bu arada engine'in content'i. Gördüğünüz gibi bizim iki tane var. Birincisi müzik olacak. İkincisi de ambiyans olacak. Zaten fark ettiğiniz üzere burada volume adjuster gibi, işte ses ayarları gibi detaylar var. Bunlar geri geleceğiz arkadaşlar. Sonra bu değişikliği nasıl kaydedeceğini öğreneceğiz. Müzik sound slider L'sini büyük yazmışım. Hemen geri geldim. Da kardeşim. Böyle takıntılarımız var. On value change diye bir değer var. Direkt bu içindeki değere eşitliyor. Biz buradaki değeri eşitlemek için push'tan önce de set. Evet, mesela aklıma gelmedi. Ha.
Çok kıymetli bir şey anlatacağım şimdi arkadaşlar. Aklınıza gelmedi. Mesela şu an ben bunu çok yaptığım bir şey ama şu anda aklıma gelmiyor. Allah Allah, ne yapacağız? İnternetten bakabiliriz çok hızlı. Ya da sağ tık. Audio mesela. Audio'nun içinde gezersin. Burada ne var? Push Sound Mixer Modifier. Bunu zaten kullandık. Set'in içinde olması lazım. Set Sound Class Override. Bu. Arkadaşlar bunu çekiyoruz. Bakın buldum. İçindeki volume direkt buradaki değere eşit olacak zaten düşünürseniz. Mesela orası sıfırsa sesi sıfır olacak. Mikserimiz bu. Mesela bu hangisiymiş? Müzikmiş. Müzik mikseri mesela. Fade and time'ı ben genelde sıfır yapıyorum. O böyle bir saniyede yavaş geçiş yapıyor. Hiç ellemenize gerek yok. Apply the children. Push dememize gerek var mı yok mu bilmiyorum. Onu birazdan deneyerek öğreneceğiz. Galiba var ama birazdan anlarız. Diğeri de ambient sound slider. Mouse capture değildir. On value change. Aynısını kopyaladım. Bakın gördünüz mü? Aklıma gelmedi. İçinde gezerken buldum. Çok kıymetli. Çok önemli. Sound mixer, ambiance. Şimdi arkada çalan bir müziğin olması lazım sürekli. Onun için karakterin içine çalabiliriz. Direkt level blueprint'i açıp çalabiliriz. Level Blueprint'i açtım. Begin Play olduğu zaman çok cringe bir şarkı vardı şey. Müzik vardı, starter müzik. O çalsın. Bu çaldı mesela. Play dediğim zaman çaldığını göreceksiniz. Problemsiz bir şekilde. Bakalım mikserimiz değişikliği algılayacak mı, ses mikserimiz? Algılamayacak aslında. Gördüğünüz gibi değişken yok. Algılanmamasının nasıl sebebi arkadaşlar? Benim o sesi bulup o sese sen bu sessizsin demem gerekiyor. Yani Open Level Blueprint'ten tekrar bu müziği bulayım. Şuradaki browse'dan bulabiliyorum. Buna gireceğim. Diyeceğim ki senin klasın sevgili dostum müzik. Burada zaten çözüyorsunuz. Bu artık müzik olduğunu bildiği için mikserin içinde ben o değişikliği yaptığım zaman otomatik olarak oradaki ses ayarı değişiyor. Değişmiyor gördüğünüz gibi. Bir de şunu bağlayalım. Bakalım buna ihtiyaç var mıymış gerçekten. Var olması lazım çünkü. Emin olamadım. Fazladan kod yazdırmayayım size. Muhtemelen gerek var. Şu anda müziği çektiğim zaman. Bakın. Ambiyans sesi içinde bir tane. Mesela şu explosion sesi de ambiyans sesi olsun. Tıkladım. Bu da her E tuşuna basınca spawn olsun. Hep birlikte. Bu da her E tuşuna basınca spawn olsun. Mesela buldum karakterimi. E keyboard. Hızlıca yazdığım için böyle yazıyorum. Play sound. Hangi sesti? Şöyle yapsam bulabilecek miyim? Bulamayacağım. Explosion 2 miydi? Aynen. Explosion 2. Şimdi bu da aynı şekilde şöyle. Bunu demeniz gerekiyor. Ayarladıktan sonra o ayarları itmenize yarayan bir sistem aslında. Aynen. Şimdi şey diyeceğim. İkisinin sıfırda başlamasının şey değerinin o şekilde başlaması benim giriş değerimin öyle olması aslında. Bakın. Müziği kıstım. Ambiyansın sesini de buraya getirdim. Bakın. Ambiyansı sıfıra getirdim. Ses yok. Müziği artırdım. E'ye basıyorum. Yine ses yok. Niye yok? Çünkü bunu artırmadım. Bunu artırdım. Artık var. Eğer save sistemi yapmayacaksanız ufak bir trik. Başlangıç seslerini şöyle kapatıp ikisinin de başlangıçtaki değerini bir yaparsınız. Hani ben bunu özellikle Game Jam'de arkadaşlar Allah için, Allah rızası için lütfen şu oyunlarınıza ses ayarı koyun. Oynamaya giriyoruz yani yayında kulağımızın içinden geçiyorsunuz affedersiniz. Bakın öğrettim de Unreal Engine'le oyun yapıp ses ayarı koymayan bakın o 10.000 abone olduğumuzdaki Jam'de -2 puan kıracağım. Tamam mı?
Hani save yapma, tamam eyvallah. Save ile uğraşma hani, zaten 2 gün. Ama en azından şunu koy bak. Ben 20 dakikada anlattım. Sen 3 dakikada yaparsın. Ne güzel ses sistemi. Hatta kayıt bölümünü de belki yaparım. Hatta bir de grafik ekleriz buraya. İstiyorsanız. Tamam. Biraz samimi bir video oldu. Biraz unprofessional bir video oldu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara ambiyans yazın ama Türkçe yazın arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.